Dolayısıyla yani burada şimdi e, bu bilgilerin sağlıklı verilmesi lazım. Buğdayın içerisindeki gluten e, yüzde %15 bazen %25'e çıktı. Hocam dedi biz ekmeği kestirdik. Benim oğlum dedi hiperaktifti. Benim oğlum dersin derse çalışmaya başladığı zaman 5 dakika oturabilir kalkıyor sıkılıyor dedi. Çocuk tahammülsüz dedi, toplumun içine girip aramıza girip bir iki laf etmez dedi. Bir televizyon dedi, bakar sonra hemen oradan kaçar o programdan dedi. Yani çocuk yerinde duramıyor. Bir de dedi sürekli ayağını zıplatır dedi. Yani şöyle hmm. yani. Şimdi dedi biz ekmeği kestik, ben çocuğumu tanımaya başladım. Benim ne tatlı oğlum varmış dedi. Bak düşün şimdi. Yani bu neden oluyor? Ekmek yemeyin diyor ya bazı bilim adamları. Mübarek doğru buğdayı üretin, doğru ekmek elde edilir. Ben sofraya ekmeksiz oturmam, doymam çünkü. Bu millet de doymaz. Onun için bunların hep tedbirleri alınıyor Hüseyin. Yani siz bir yerlerden yeni bir e, e, melezlenmiş çeşit getirdiğiniz zaman buğdayı da bu ülkeye soktuğunuz zaman önce genetik yapısına bakacaksınız bunun. Ekeceksiniz onu. Analizleyeceksiniz. Ha bu bize uygun mu değil mi? Ben onun için programlarda e, söylemeye başladım. Yani tohum bir milli güvenlik meselesidir. Bu su götürmez tartışma götürmez bir konudur Hüseyin. Yani yok bunun emici mi lafı yok bunun yani. Bak bu kadar yok top başımız var yok efendim işte kavlıca buğdayımız var zerun buğdayımız var işte siyez buğdayımız var bunlar hep çoğaltılmaya başlandı. Yani önümüzdeki yıl daha ekilecek.